Disney'in zorlama dizisi Kaçış. Yaklaşık bir buçuk aydır İstanbul'un her yerinde Disney reklamları yer alıyor. Bu arada Disney'in yazılışında sanki Disney gibi göründüğünü sizler de düşünüyor musunuz? Her neyse. Geliyorlar diyerek Disney'in patentlediği karakterler ile şehrimizi bezediği reklamların en dikkat çekenlerinden biri aslında zorla dikkat çektirilmeye çalışılanlardan biri demek daha doğru olur. Kaçış isimli diziydi. Her yer Engin Akyüreğin Ortadoğu'da olduğunu apaçık bir şekilde hissettiren fotoğrafıyla doluydu. Şimdi o fotoğraflar umarım yavaş yavaş yerini Stranger Things reklamlarına bırakır. Şu dizinin son sezonunun doğru düzgün reklamını yapmayan Netflix'e buradan selam ederim. Disney daha gelir gelmez seni yerin dibine sokmaya başladı. Bir şeyler yaparsın artık. Kaçış isimli dizinin ilk bölümü 14 Haziran itibariyle yayınlandı. Dizinin kötü olma potansiyelini paylaşılan görsellerden zaten anlamıştım ve ilk bölümü izleyince de düşündüğüm şeylerin doğru olduğunu gördüm. Nihayetinde bizi karşılayan şey basit oyunculuklar ve Sürekli titreyip duran bir senaryo omurgası. Dizinin ilk 8 dakikası içerisinde gerçekleşen ve gösterilen şeyler, kaliteli yapımlar izlemiş herkes için komik görünecektir. Elbette Disney, kalitesiz yapımların müptelalarını düşünerek böyle bir iş yapmışsa o zaman sorun yok. Neticede her malın bir alıcısı vardır. Mehmet ve Zeynep isimli karakterlerin ilk karşılaşmaları için hazırlanan çatışma ciddi manada gereksizdi. Gerilim oluşturmanın en basit yöntemlerinden biri ileride aşk yaşayacak insanları bu şekilde karşılaştırmaktır. Yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Yakamoz isimli dizinin de girişi her ne kadar kötü olsa da böyle bir kadın erkek karşılaştırması vardı ve o dizideki karşılaştırma konuya giriş açısından Kaçış dizisine göre daha tutarlıydı. Fakat Kaçış daha ilk 10 dakika dolmadan duvara tosluyor. Ayrıca Engin Aküre'in gereksiz heyecanlı oynayışını da oldukça basit bulduğumu söylemeliyim. Sinirlenince veya bir şey için heyecanlanınca bir anda sergilediği tavırlar oyunculuk yönünden oldukça zayıf. Engin Bey'e hemen Stanislavski'nin oyuncunun el kitabını öneriyorum. Üstelik bu dizinin öyküsü de Engin Bey'e aitmiş. Bir de öyle diyaloglar var ki, bazılarını komedi filmlerinde bile bulamazsınız. Aslında Dizinin ciddi bir izleyici için komik görünmesinin asıl sebebi zorlama olmasında yatıyor. Senaryo bir bütün olarak düşünülmemiş gibi ve evet, işin ilginç yanı bu tamamlanmamışlığı daha ilk bölümde hemen fark ediyorsunuz. Yavaş yavaş aksiyonlu olaylara evrilmeye bırakılmış sahneler açık bir şekilde zaman geçirmek için kullanılmış. Oysa izleyiciyi direkt olarak aksiyonun içine de bırakabilirdi. Üstelik bence o zaman daha iyi bir ilerleme kaydedebilirlerdi. Sonra flashbackler veya diyaloglarla dizinin başındaki o saçma sapan sahneler bir şekilde aktarılabilirdi. Tabi artık yapacak bir şey yok. Kaçış kaç sezon süreceği belirsiz olan bir dizi. Artık belirgin bir izleyici ölçüsü olmadığı için insan bu dizi tutmaz da diyemiyor. Fakat bence zaman geçirmek için bile tercih edilecek bir yapım değil. Orta Doğu şöyle kötü, Orta Doğu böyle kanlı demek işin en kolayı. O kanın ve kötülüğün nasıl yayıldığını anlatmak ise herkesin yapabileceği bir şey değil. Mesela İsrail'de bir Orta Doğu ülkesi. Üstelik çoğu dürüst haber kanallarının objektifinden şöyle bir bakıldığında kanla övünen bir ülke. Fakat tabii işlerin nasıl yürütüldüğünü aslında herkes biliyor. 30 küsür milyon kilometre karelik Afrika nere, Orta Doğu nere? Hem bir hikayeyi Orta Doğu'da bir gazetecinin gözünden anlatmak bence en tatlı su balığı olma hali. Kendinize gerçekten iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.